200 kamera kayda girmedi daha. Oğlum o tokatlı yolla ya, başka birini al. Kimi ya? Bak kamera. Ya ayıp değil mi öyle söylemiyor? Niye tokatlıyorum adamı durduk yere? Ekmeğine niye yediğim adamı ya? Hızlı olanından bul ya. Ama net alıyor, fokuslu. Ya kayıt başlamadı diyorsun. Seni burada niye diker ya? Ama netliyor beni ya. Ha. Öyle gözlerini belertiyorsun da. Hadi be. Kolay gelsin. Hadi sağ ol. Evet sevgili Sonra Sonra Bilgi Yarışması izleyicileri. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Nacizane ben sunucunuz Kazım Dedemevi. Kamera başında da Şahin Bayram efendim yönetmenimiz. İnşallah sizlere güzel bir program sunmaya çalışacağız. Sonra Sonra Bilgi Yarışması en kıymetli yarışmacılarıyla başlıyor. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Şükür. Adın ne? Ramazan. Ramazan. Ramazan'la biz tanışıyoruz zaten efendim. Kendisiyle evet. Bir kır düğün bahçesinde beraber mesaimiz vardı. O çay bölümünün yönetmeniydi. Abi her şey benden sorumluydu. Joker eleman. Joker'dim ben. Bir şey... Alo Ramazan. Evet, buyurun benim. Şurada bir sıkıntı oldu, boru patladı. Ben gidiyorum, çaya ben gidiyorum, kafeye ben gidiyorum. Her işi sen yapıyorsun. Evet. Şu anda? Şu anda fabrikadayım abi. Yeter artık. Yeter valla, yeter. İllallah geldi ya. Salıverdim değil mi? Aynen. İyi olmuş ama nasıl gidiyor hayat? Şükür abi, aynı devam. Senin nasılsın? İyi valla, bize ne yapalım? Çekme devam. İyi bakalım abi. Allah razı olsun. Peki fabrikada rahat mısın yani, orada daha mı? Rahatım abi. İş bildiğim iş zaten. Ne yapıyorsun orada, CNC mi? Çok güzel. CNC'de operatörlük yapıyorsun. Aynen. Parası da temiz. Para peşin, kırmızı peşin diyor. Rahat diyorsun. Tabii abi. Parası gerçekten bir işe girme konusunda en büyük etken değil mi? Evet, tabi etken abi. Yani işin rahatlığından ziyade, mesela rahat bir iş olmasaydı girer miydin? Parası çok iyi olsaydı. Yani girmezdim büyük ihtimalle ya. Rahat bir iş arıyordum zaten, 8 saatte standart. Ha, sen bu konuda şey tarzındasın, hani gebeş kaplumbağa. Aynen. Mavera'da ben 18 saat çalışıyordum. Arada 10 saat fark var. Gün zaten 17 saat, sen 18 saat. Evet. Gün 17 saat, ben 18 saat. Aynen öyle. Olsun, orada da güzel bir zamanın geçti. Tecrübe evet. Kazanmış oldun. Evet. 6 sene benim Mavera'da geçti zaten. Aynen. O zaman buradan Ali'ye bir mesaj gönderelim. Ali abi, Kazım abi, sizleri öpüyorum. O Kazım, ben Kazım değil. Asıl yok, sahibi Kazım. Asıl patronu. Aynen öyle. Büyük patron, Big Boss. Aynen. Evet. Şimdi bizim sorularımız var kanka. Evet. 3 sorumuz var. Bir soruyu bilmeden diğerine geçemiyoruz. Üçünü de kazanırsan, bilirsen güzel bir hediye gelecek. Tamamdır abi. Başlayalım. Başlayalım. Hazır mısın? Hazırım. Emin misin? Eminim. Son kararım mı? Son kararım. Bir daha düşün. Son kararım. Tamam. Evet. İlk soru geliyor o zaman. Efendim, başarısızlığını kabul ederek pes etmek anlamını taşıyan deyimde ne atmaktan bahsedilir? Şık yok mu? Oho. Oho. Tekrar alabilir miyim? Vereyim tekrar. Başarısızlığını kabul ederek pes etmek anlamını taşıyan deyimde ne atmaktan bahsedilir? Bilmiyorum abi. Nasıl bilmiyorsun? Vallahi bilmiyorum. Havaya bir şey atarlar ya. Pabuç mu? Yok, vallahi bilmiyorum. Bu bak, başarısızlığını kabul ederek pes ediyorsun. Havaya da bir şey atıyorsun. Pes pes diyorsun. Yok abi. Hani çizgi filmlerde beyaz bayrak sallarlardı ya, pes deyince böyle yukarı çıkardı bayrağı, fışık fışık sallarlardı. Hatırladın mı o sahneyi? Düşünüyorum şu an. Çizgi filmde mesela, atıyorum, Bugs Bunny kaçıyor ya mesela. Hı hı. Kaçarken bir şey olduğu zaman diğer karşısındaki düşmanı beyaz bayrak sallardı. Evet. Pes ettim yani anlamında. Yok. Barış işte mantığına bu... gelmiyor mu bu? Ne? O tamam, barış, o okey. Evet. Ama burada pes ediyor ya, burada olay o. Bizim burada da pes etme var işte. Havaya pes ettiğini ifade eden beyaz bir şey atıyor. Bilmiyorum vallahi ya. Boks maçlarında falan olur ya. Ha, şey, havlu. Doğru, tamam. Oğlum bu işte. Biraz abi, ne bileyim, şık olsa şıkla yaparım da, ne bileyim, öyle bir anda kafama gelmiyor. Ne gelirdi aklına mesela başarısızlığını söylemek için? Ne bileyim, ben orada şey, şıklar olursan MABC diye de ben ondan. Yok, hiç sonra yok. Bizde tek cevap hakkın yok ama en azından amacımız düşünmek. Bu esnada konuşmak. Tamam. Tamam mı? İkinci soruyu alayım. Geliyor. Gelsin. Hadi bakalım. Uluslararası Leylek Festivali hangi şehrimize bağlı bir köyde bulunmaktadır? Köyde. Uluslararası bir Leylek Festivalimiz var ve bu festival Türkiye'mizin bir ilinin bir köyünde yapılmaktadır. Hem de uluslararası bir festival yani. Vallahi bilmiyorum. O kadar yok bende. Ben sana şöyle söyleyeyim o zaman. Bunu öğreneceksin, hayatın boyunca unutmayacaksın. Hadi söylüyorum. Kestane. Kestane nerenin ki ya? Şekeri.
Kestane şekeri mi? Evet. Türkiye'nin en bilindik yeridir orası kestane şekeri konusunda. Şey, yardım alabilir mi? Nereden? Arkadaştan. Sonra ne dediniz mi? Ben bir dakika geliyorum abi. Dur gitme oradan kadrajdan. Dur gidiyor bir de. Yardım alıyor bir de oraya gidiyor. Çok basit neydi? Soru ya. Kestane bak. Şekeri Uşak. İskender. İskender mi? Nerenin orası? İskender mi? İskender nerenin? Ben bilmiyorum ki bence. Oğlum nasıl biliyorsun İskender'in nerenin olduğunu? Kayseri mi? Kayseri pastırma o. Kayseri pastırma. Sucuk içi pastırma. İskender neresiydi lan? Bursa mı? Ha, tamam. Bursa İskender'i. Evet, tamam. Bizim bu bahsettiğimiz Uluslararası Leylek Festivali de Bursa'nın bir köyünde, mahallesinde yapılıyormuş. Oho, köy ben ne bileyim abi. Köyünü söylemiyorum zaten. Bursa cevap doğru. Tamam. Ben burada il soruyordum. Ha, il tamam Bursa. Kendinden cevabı. Çok iyi, tamam. Bursa cevabı ile tamam. İlk soruyu, ikinci soruyu bildin. Evet. Gelsin mi üçüncü soru? Üçüncü soru da gelsin abi. Hadi bakalım gelsin. Yardım etmesin olmuyor. Bak, üçüncü soruda kopya yok. Çok basit bir soru. Tamam. Tamam mı? Hadi başlıyoruz. Ekmek, peynir gibi yiyeceklerin üzerinde nem ve ısının etkisiyle oluşan çoğu yeşil renkli mantarlara ne ad verilir? Küf. Küf cevabıyla üçüncü soruyu bildin. Tebrik ediyoruz. Kendini bir alkışla bakalım Ramazan. Tebrikler. Yok. Aferin. Çok hediye güzel. Ne? Efendim? Hediye. Sakin ol dur oğlum. Gideceğim, işe gideceğim o yüzden. Vardiya kaçta? He? Vardiya. 4. 4'te. He. Tamam. Şimdi 4'teki vardiya seni yetiştireceğiz. Ben Şahin Bey'den hediyelerimi aldım. Burada 5 tane, 6 tane hediye var. Bunlardan bir tanesini seçiyorsun, tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Şöyle açtım ben sana. Buyur. 4 benim Urla Han. 1, 2, 3, 4. 4. Oradan 4 mü, buradan 4 mü? Dur abi bir dakika. Şuradan çekiyorum ben. Hadi bakalım, çek bakalım. Çok güzel, tamam. Köfteci Mirat Usta 2 kişilik usta? Kebap. Köfteci Mirat Usta'dan 2 kişilik kebap. Oo. Burası nerede? Ayıp. Vallahi. Sana ayıp. Neyse bulurum abi ben bunu. Konumda ayıp yani sana. Konumda istediğim zaman gidebiliyor muyum? İşte bu hafta gitmen lazım. Bu hafta tamam abi giderim ben. Nerede olabilir o? Ne bileyim, Köfteci Mithat Usta. Bursa'da acı, Bursa'da. Bursa'da mı? Bursa'ya mı gideceğim abi ben bunun için? Abi değiştirelim. Onlar diğerleri de Bursa'da. Hepsi. Benim sponsorlar Bursa'dan. Anla. Neyse tamam gideriz, ayarlarız. Şaka şaka şurada. Ha tamam abi. Bursa deyince Bursa'ya nasıl gideceğim diyorum ben bir köfte için. Ne olacak oğlum, gezersin görürsün. Abi oho, ben bir kebap için oraya gideceğim de. Zaten bir gün gitmeye gider. Tabii. Orada yerim, geri gelirim, sonra işe giderim. Bir günü verirsin oraya. Tabii abi. Tamam, şimdi şöyle yapacağız. Sen onu benim telefonum kamerasına doğru tutuyorsun. Evet. Fotoğrafını çekiyoruz senin. Şöyle. Ha, selfie. Şöyle. Evet, aynen. Hadi bakalım. Tamam, okay. Çok güzel. Eyvallah. Şimdi oraya gittiğinde sorudan hediye kazandım diyeceksin. Hı-hı. Oturacaksın. Yanında bir arkadaşına beraber afiyet diyeceksin. Tamamdır abi. Ramazancığım, buradan kameralara bir mesajın var mı? Yok abi. Yok. Neden? Yok abi. Zaten Ali abiyle Kazım abiye gönderdim. Daha hasta olmaz bu. Ben selam derken buna hani bir söylemek istediğim bir şey var mı? Hani yok. Bir sosyal mesaj olur. Birine buradan bir aşk ilan etmek istersin. Yok. Hiçbir şey yok. Yok. Tertemiz. Evet, Allah'a emanet. Tamam. O arkadaşlarına da yok. Hiçbirine yok. Aman ne yapacaklar? He abi ne yapacaklar? Benim selamı her gün görüyorum zaten. Bıktım onlardan. Vallahi bıktım. İllallah geldi yeter. Tamam. O zaman kameralara bakıp 3'ten geriye doğru sayıyoruz ve sonra diyoruz. Sonra. Uzatarak. He tamam abi. Nasıl yapıyoruz? Sonra. Aynen öyle. Tamam. O zaman al bakalım mikrofonu. 3, 2, 1. Sonra. Tüm hızıyla. Devam ediyoruz. Etsin efendim. Evet, etsin. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Teşekkürler, çok sağ olun, ben deyim. Adımız nedir? Furkan. Furkan ve? İrem. İrem Hanım'la beraberiz efendim. Sevgili izleyenler, iki tane çok güzel yarışmacımız var. İnşallah sorularımızı bilip bizden hediyelerini kazanabilirler. Efendim ne yapıyoruz? Çalışıyor muyuz, ne yapıyoruz? Hayat nasıl gidiyor? Çalışıyoruz, aynen, devam bakalım. Ne iş? Avukatlık ofisimiz var. Oo, çok güzel. Ama serbest meslek erbabı. Tabii serbest meslek erbabıyız öyle diye. Ben bunu çok merak ediyorum yıllarca. Avukatlık gibi bir meslek neden serbest meslek grubuna giriyor? Yevmiye usulü, hani işte envanter defteri, yevmiye defteri var, bir de serbest meslek var ya muhasebede. Evet. Niye serbest mesleğe giriyor acaba? Olabilir. Hani serbest meslek deyince aklına daha farklı şeyler geliyor. Avukatlık biraz oraya yakışmıyormuş gibi böyle hani. Yani bizim algımızda değişik şeyler var ama hep. Ama kanun öyle güzel. Evet, algıda değişik şeyler. Ben de ona o kanuna uymuyormuş gibi geliyor. Evet. Evet, kesinlikle. Peki efendim sizde mi? Aynen, ben de. Beraber hukuk bürosu. Tabii, o zaman. Eşim zaten ortağım. Öyle mi? Hem eşim hem ortağım. Çok güzel. Peki
Öyle mi? Evet, buradan o zaman Ahmet Özer Beyefendi'nin 40. yıl avukatlıkta kutluyoruz efendim. Gerçekten plaket tamam. Efendim kutlu olsun inşallah nice 40 yıllara diyelim. O da bizim kontribüde çok önemli bir ismimiz Ahmet Bey. Onu da avukatta 40. yılı onu da kutlamış olduk buradan. Peki böyle bir hedefimiz var mı? Şimdi kaçıncı yıldayız şu anda? 3. yılımızdayız. Daha başlardayız. Evet. Peki hedefimiz var mı uzun vadede? Var tabii aynen. Peki ikinizsiniz sadece büroda? Evet. Başka avukatlar almak gibi bir hukuk bürosu böyle büyük. Ya şöyle işlerimiz büyürse tabii ki alırız. Düşünüyorsun. Şu an başlardayız yani. Ondan sonra darpan artık para basacağız. İnşallah. Allah'ım helalinden hızlı kazanç tamam, versin inşallah, efendim. İnşallah sağ olun. Peki karı koca olarak aynı işlerinde çalışmanın zorlukları nedir efendim? Çünkü hani derler ya çiftler ayrı işte olursa birbirini biraz daha özlerler falan diye böyle bir şey yaşıyor musunuz? Ya biz zorluğunu değil kolaylığını yaşıyoruz ya şu an. Ne gibi mesela? Yani aynı meslekte olmanın güzel tarafı sabah aynı yere gidiyoruz. Akşam sürekli birbirimizi görüyoruz. Bence bu bizim için bir dezavantaj değil avantaj. Çok güzel öyle görüyorsanız ne güzel. Siz de mi öyle görüyorsunuz? Aynı şekilde. Ya hoşunuza gidiyor bu durum. Evet gidiyor. Çok güzel harika inşallah daim olsun diyelim. İnşallah. Hazır mıyız yarışmaya? Hazırız. Geçelim mi? Geçelim. Hazır mıyız efendim? Hazırız. Hadi bakalım gelsin o zaman. Heyecanlı oluyormuş. Buradan da televizyonda izlerken çok basit geliyor. Orada izlemesi de rahat ama burada biraz tabii normal. Şimdi yavaş yavaş ilk soruyu bilince kamera heyecanı gidecek. İnşallah. Geliyor efendim ilk sorumuz. Efendim tenis maçlarında topun oyun alanı içinde kalıp kalmadığını çekimle belirleyen kamera hangi kuşun gözü olarak anılır? Sizi şöyle yarım alayım buyursunlar. Ne gözü? Tenis maçında. Kartal gözü mü acaba? Efendim? Kartal gözü mü? Şahin gözü mü? Kartal gözü cevabı ya. İlk soruyu dedik efendim. Kendimizi bir alkışlayalım. Tebrik ediyorum. Çok iyi. Süper. Kartal hemen aklımıza geldi. Geldi. Ya Kartal ya Şahin olarak düşündüm ama bilmiyordum yani böyle bir şey. Görebilecek keskin bakışlı bir. Aynen. Efendim bizde de bir tane Şahin var. Şahin Bayram. Evet. Geldik ikinci soruya. Biraz heyecan gitti mi? Birazcık gitti evet. Azalttık mı? Evet. Sizin peki kamera karşısına geçmeme olayı nedir? Bilmiyorum çekindim bir anda. Ama şu anda yavaş yavaş gidiyor değil mi? Rahatlıyoruz. Tamam süper. Hadi bakalım geliyor ikinci soru. İlginç bir soru. Fol yok yumurta yok sözünde geçen fol sözcüğünün anlamı nedir? Fol yok yumurta olay yok. Olay gibi bir şeyim. Olay fol yok. Fol yok yumurta yok. Soruyu hazırlarken ben de aynısını düştüm ama değilmiş. Fol yok yumurta yok sözünde geçen fol sözcüğünün anlamı nedir? Fol. Düşünüyorum da. Düşünün bakalım bir. Hayvancılıkla alakalı bir şey mi acaba? Tavuk. Aslında evet. Tavuk. Oradan gidebiliriz. Tavuktur. Fol. Değil o da değil. Aslında mantıklı ama değil. Tavuğun oturduğu yer falan mı acaba? O bölgeler evet. O bölgelerle ilgili bir şey. Değil. Allah ne olabilir? Saman gibi bir şey olabilir mi? O da değil. Allah. Ama güzel güzel mantıkla gidiyorsunuz şu anda. O bölgelerde. O bölgelerde. Aslında şöyle bir cevap da yani kopya da verebilirim. Cevabımız sorunun içinde gizli. Yumurtalık mı? Yok. Fol yok. Yumurta mı acaba? Yok değil. Fol yok, yumurta yok. Aynı olmaz. Aynı oluyor. Yumurta mı? Yumurta. Fol yok, yumurta Allah yok efendim. Allah. Evet. Yani tavuğun yumurtlayacağı bölgeyi seçmesi için oraya ya gerçek bir yumurta ya da yapay bir yumurta koyuyorlarmış. O da aslında işte fol yok, yumurta yani yumurtaya koymadığı için yumurta yok anlamındaymış. Böyle ilginç bir durum. Şahin duymuş muydun abi daha önce? Duymuş muydun? Helal olsun. Duymadın yok maşallah. Evet. İkinci soruda bildik. Bize ikidir. Evet. Bu şansınıza biraz değişik bir soruydu ama evet. Hayatınız boyunca artık unutulmaz mı? Aynen. Kesinlikle. Değil mi? Hatta bilgiyi satın böyle bir arkadaş ortamında evet. Falan. Hadi söyle bakalım bunu biliyor musun aynen. Diye. Ben biliyorum işte. Genel kültür yani falan diye. Son soru geliyor. Bilirseniz hediye sizin. Gelsin bak. Hazır mıyız beraber? Hazırız. Süper. Son soru. Efendim çok da tatlı bir soru. Ünlü bir oyun karakteri olan Super Mario'nun mesleği nedir? Tesisatçılık mı? Cevabıyla son soruda çat diye bildik ve Mario'nun müziğini başlıyor. Dın 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 dın. Hatırlıyor muyuz? Evet. Nasıl? Vallahi benim sesim çok iyi değil. Yok oradan. Öyle. Dın 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 dın. Diyerek efendim ödül kartlarımı yanıma aldım. Şimdi burada çok güzel kartlarım var. Şöyle kameralara döndürüyorum sizi ve ödül kartlarını sunuyorum. Hangisini seçerseniz kim seçiyor bu arada? Sen seç. Ramcığım sen seç. Hanımefendiler önden, vallahi, beyefendiler yanında. O zaman şunu seçeyim. Hop çektik bakalım ne geldi? Yeşil Beyaz Sporlu Merkezi'nden bir aylık üyelik kazandınız. Evet, bir aylık ücretsiz üyelik kazandık efendim. Gidiyor muyuz spora? Vallahi gitmiyoruz ya. Siz efendim? Yok. Henüz tanışmadık böyle bir şey. Aynen. O zaman efendim bir açılış olsun sizin için. Aynen, açılış olsun, başlamış oluruz. Aynen öyle. Bir gidin bakalım, bir görün. Hem havuzu var, saunası var, fitness'ı var.
içinde çok rahat zaman geçirebileceğiniz spor dolu bir ortam. Evet. Ne yaparsak yapalım yaşlar ilerliyor efendim, durduramıyoruz. Evet. Ve bu konuda en güzeli sporla o yaşın gitmesini yavaşlatmak. Evet. Buradan kameralara bir mesajımız var mı? Mesajı bizi seven, bizi izleyen herkese selamımız. Sevmeyenlere de dava açacağız. Evet efendim, sizin? Ben de aynı şekilde herkese, ailelerimize selam söylüyoruz. Peki avukatlıkla ilgili ilginç bir anınız var mı şu ana kadar 3-4 yılda biriktirdiğiniz? Vallahi olaylarda, davalarda? Çok ilginç vardı da yani şu an aklımıza gelmedi bir an. Kamera karşısında değil mi? Evet. Peki buradan efendim müvekkillere bir şey söylemek ister miyiz? Bir şey söylemek istemiyorum. Ne desek sıkıntı şimdi. İfşa ediyoruz onları. Şu kadar yatarım var falan. Evet efendim, o zaman 3'ten geriye doğru sayıyoruz ve ne diyoruz? Sonra. O zaman şöyle birleşiyoruz efendim, buyursunlar. Kameraya bakıyoruz. Mikrofonu takdim ediyorum size. Buyursunlar, şöyle tutalım. 3, 2, 1. Sonra. Tüm hızıyla, en eğlenceli yarışmacılarıyla devam ediyor efendim. Merhaba. Adımız ne? Aynur. Aynur ve? Hava. Hava ile beraberiz sevgili izleyenler. Bakalım bizim bu güzel yarışmamızın sorularını bu güzel hanımefendiler bilebilecekler mi? Önce sizleri bir tanıyalım. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Okuyoruz. Çok güzel. Ne okuyoruz? Lise. Lise, tamam. Lise kaç? Ben lise değilim. Ben üniversite 1'im. KTO'da iletişim ve tasarım okuyorum. Çok güzel. İletişim ve tasarım. Peki mezuniyetten sonra ne gibi bir meslek dalına geçiyoruz? Ben psikolojiyle çap yapıp psikologluğu düşünüyorum. Ha, bir de çap, çift ana, güzel, güzel, güzel. Peki sen hedefinde ne düşünüyorsun? Ben de hukuk düşünüyorum. Güzel hedefler. Tebrik ediyorum arkadaşlar, hukuk. Peki bunun için bir ön çalışma, hukuk, avukatlık, savcılık, hakimlik hakkında bir bilgin var mı ya da etrafında bir tanıdığın? Yani etrafımda tanıdığım var. Bununla ilgili bilgi aldın mı? Hani nasıl olabilirim, bulur muyum, olmaz mıyım falan diye bir şey düşündün mü? Hayır. Hiç bilgi yani, ben sadece istiyorum. Sormadım. Ama çalışıyorum tabii ki de sınavlarımı. Yok, onun dışında yani meslekle ilgili bir bilgi. Atıyorum bir avukatlık ofisine gidip mesela orada bir gün iki gün geçirdin mi? Adliyede hani. Evet, Bey Plaza'da çok vakit geçirdim. Öyle mi? Ondan dolayı mı istiyorsun peki? Ay yok, hayır. Normal hedefin mi, hayalin? Evet. Çocukluktan gelin. Evet. Çok güzel, inşallah gerçekleştirirsin o zaman. İnşallah. Şimdi arkadaşlar yarışmamız 3 sorudan oluşuyor. Bir soruyu bilmeden diğerine geçemiyoruz. Ve şıkkımız da yok. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hazır mıyız? Tamam. Duyamıyorum. Hazırız. Çok güzel, o zaman ilk sorum geliyor. Haydi bakalım. Efendim, atasözüne göre göz görmeyince gönül ne yapar? Katlanmaz. Göz görmeyince gönül katlanmaz. Öyle değil miydi? Gözden ırak olan gönülden de ırak olur vardı da, göz görmeyince gönül katlanmaz diye biliyorum ben de. Ben de katlanmaz diye biliyorum. Şimdi göz görmüyor. Göz görmeyince gönül katlanmaz. Yok, başka bir şey. Şimdi olumsuzluğu sen söyledin zaten, gözden ırak olan hani gönülden de ırak olur. Ama bazı durumlarda göz görmezse de gönül katlanır mı? Katlanır. Katlanmaz mı? Katlanmaz diye biliyordum ama. Bence katlanır. Göz görmeyince gönül katlanır değil. Göz görmeyince gönül katlanmaz. Katlanmaz değil mi diye. Yanlış mı? Katlanır. 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 Göz görmeyince efendim. Gönül katlanır. Tamam, katlanır. İlk soru cevapladınız. Doğru şekilde cevapladınız. Bir alkış gelsin kendinize efendim. Buyursunlar. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Çok güzeldi. İkinci soruya geçmeye hak kazandık. Teşekkür. Ne oldu? Teşekkürler. Bir şey olmadı. Niye? Bir şey oldu, söyle söyle. Yok, olmadı. Olmadı, tamam. Hadi bakalım, deşmiyorum orayı. 93 Harbi'nde Rus işgaline karşı Erzurum'daki halk direnişinin simgesi haline gelmiş Türk kadın kahramanımız kimdir? Nene Hatun. Nene Hatun. Cevabıyla, ikinci soruyla çat diyebildin. Alkış gelsin efendim, buyursunlar. Şak 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 şak. Efendim alkış mı? Çok güzel, tebrik ediyorum. Bununla ilgili bir çalışman oldu mu yoksa aklında bir bilgi miydi? Tarihten bir bilgi diyelim. Tebrik ediyorum. Öyle olması lazım zaten. Ben öylesine sordum. Hazır mısın? Hazırım. Son soru sana geliyor. Tamam. Bakalım katlanır mı, göreceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Halk arasında her şeye burnunu sokan kimseler için kullanılan deyimde geçen kadın ismi nedir? Halk arasında her şeye burnunu sokan kimseler için kullanılan deyimde çingen değil. Burnunu sokana maydanoz denir ama kadın ismi diyorsunuz. Kadın ismi. Halk arasında her şeye burnunu sokan kimseler için kullanılan deyimde geçen kadın isim nedir? Ayşe. Ayşe. Değil. Değil. Fatma da mı değil? Katlanmaz.
O da değil. Nasıl bir isim? Türkçe bir isim mi? Yani bir sıfat isim mi? Normal bir isim. Evet. Bilmiyorum ya. Normal bir isim yani. Kadın ismi. Ben öyle bir deyim olduğunu da şu an hatırlamıyorum. Bu deyim gibi hani... Bu meraklının deva. Melahat. Nasıl bilmiyorsun bak? Biliyormuşum, Melahat. Yoksa sen de bir meraklı Melahat mısın? Öyleydik. Şimdi? O hala öyle. Meraklı Melahat efendim. Melahat cevabıyla son soruyu da doğru cevaplıyoruz. Bir alkışlayın bakalım arkadaşlar. Yarışmamızı kazandınız. Tebrik ediyorum sizleri. Neydi cevaplar? Katlanır, Nene Hatun ve Melahat cevaplarıyla 3 sorumuzu da bildiniz. Tebrikler. Nasıl geçti yarışma? Güzel. Zorlandık. Biz zorlandık. Ama zorlamak güzeldir. Değil mi? Evet. Bir yerde insanın zorlanması lazım. Tabii ki de zor. Güçlüğe karşı bir direnç göstermesi için. Tabii. Hayatta sen de böyle misindir? Tabii ki de. Güçlüklere karşı. Güçlüklere karşı. Niye gülüyor sence? Çok tek cevap vermesin. Niye öyle yapmıyorum normalde değil mi? Yok, normalde de böyle ya. Hep mi öyle? Hep öyle. Öyle tek cevap hakkın var yani. Evet. Bak gördün mü? Evet dedi. Gülerek tek cevap hakkını kullandı. Göz görmeyince gönül... Katlanır. Mış. Katlanırmış, evet. Artık evet. Unutmayacağız. Şimdi bir olay oluyor mesela. Göz görmüyor. Bilmiyorsun olduğunu da ne yapacaksın? Mecbur. Katlanacağız. Mecbur. Katlanmazsan katlarlar. Katlarlar. Evet arkadaşlar, buradan kameralara, sevdiklerimize, eşimize, dostumuza, akrabamıza bir mesajımız var mı? Sizce bakın kendinize. Hepinizi çok seviyorum. Ama seninki duyulmadı. Ona... Aa, tüh ya. Söyle. Cici bakın hepinize. Sizi çok seviyorum. Tamam, aldık. Cici bakın. Bakalım bununla ilgili nasıl bir tek cevap verecek, çok merak ediyorum. Ben de herkese sevgiler gönderiyorum. Oo, ben de herkese sevgiler gönderiyorum. 4 alkış. 4 kelime geldi. Tebrik ediyorum. Çok iyiydi. Arkadaşlar hediye bölümünü geçmiyoruz. O yüzden ben hediyelerimi alıyorum. Şahin Bey'den soru kartlarımı veriyorum. Tabii hediyemiz de var. Yaşasın. Öyle bir şey bilip direkt gitmiyorsunuz. Hediye kazanacaksınız. Ya. Tabii. Her zorluğun arkasından bir kolaylık vardır. Neymiş bakalım. Bakalım. Ne kazanacaksınız hep beraber göreceğiz. Burada 5 tane birbirinden güzel hediyelerimiz var. 3'ü seçelim, 2'yi seçelim mi? Düşünün bakalım. 3'ü gıda, birisi spor salonu üyeliği, birisi de bir teknoloji mağazasından 500 TL'lik hediye çeki. Şuna git diyelim. Ama oraya koyduğun için elin oraya gitti. Hayır, onun. Ha, evet. Bu da olabilir. Bunu alalım o zaman. Emin miyiz? Hadi. Eminiz. Alalım hadi. Al bakalım onu. Tamam. Neymiş? Aldık. Çiğ köfteci Bekir Usta'dan 1 kilogram şifa etli çiğ... Ben etli çiğ köfte yemem ki. Niye? Sevmem. Niye? Güzel değil tadı. Sebebi? Nasıl et güzeldi? Sevmem. Çok vejetaryen misin? Yok. Balık falan yerim de et sevmem. Balık da et. Ama balık ayrı, o olsun, denizden ben çıkıyor. Ben yerim tamam. Senin hakkında. Tamam, çiğ köfteci Bekir Usta'nın çiğ köfteni denize atıp oradan çıkartalım ya. Yani, madem kıstas oysa atalım elini buradan çıkartalım, bunu al ye diyelim. Çok teşekkürler. Sen yer misin? Yerim. Ama nasıl yersin, üf. Üf, çok severim. Tek şeyde, lokmada. Vallahi yutarım, yerim. Sen teki seviyorsun değil mi? Tek. Evet. Evet arkadaşlar, tebrik ediyorum. Şimdi onu çeviriyorsun bana doğru, bir fotoğrafımızı alıyorum ben. Böyle mi? Evet. Ben de tutayım. Hadi bakalım, tutun arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Şimdi Bekir Usta'ya gittiğinizde hediye kazandığını söyleyeceksiniz. Ben de bu fotoğrafı ona göndereceğim. Böylelikle hediyenizi de takdim edecek. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Estağfurullah, rica ederim. Ne demek? Estağfurullah. Şimdi döndük kameralara. Mikrofonu hanginize vereyim? Yaren'e verin. Hadi bakalım Yaren, al bakalım. Üçten geriye doğru sayıyoruz ve ne diyoruz? Sonra sonra. Tamam mı? Sonra sonra. Uzatarak. Tamam. 3, 2, 1. Sonra sonra. Bir daha. 3, 2, 1. Sonra sonra. Tüm hızıyla en tatlı yarışmacılarıyla devam ediyor efendim. Haydi bakalım. Merhaba abi. Adın ne? Berkant. Eyvallah Berkant'cığım. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Allah iyilik sağlık versin inşallah. Şimdi yaşımız kaç? 19. 19. Evet. O zaman üniversiteye geçtik mi yoksa mezunla mı kaldık? Okuyorum. Ne okuyoruz? Dijital oyun tasarımı okuyorum İstanbul'da. Dijital oyun tasarımı? Evet.
Bu gözde sektöre sen de girdin yani. O gözde sektöre ben de girmiş bulunmaktayım genç yaşım itibariyle. Çünkü çok açık bir alan, her şey oluyor. App Store'da, Play Store'da inanılmaz oyunlar çıkıyor. Bu sadece mobil bölümü. Mobil bölümü en az film sektörü kadar geniş bir sektör zaten. Hani GTA 6'nın da fragmanı yayınlandı. Rekorlar üstüne rekorlar kırdı. Hani çok geniş bir sektör. 2025'e kadar nasıl bekleyeceğiz değil mi? Bir şekilde bekleyeceğiz. 10 yıldır bekliyoruz. Evet. 2 yıl daha bekleriz diye düşünüyorum. Ama muhtemelen şöyle herhalde bir 3-4 bin liraya mı çıkar? Yani o zamanki kura da bağlı ama yüksek ihtimal daha pahalıya çıkabilir. Şu anda çıksa... Şu an o fiyata çıkar. 3-4 bine rahat çıkar şu an. Ama 2 sene sonra daha da pahalıya çıkabilir. Evet, 6-7 bin lira falan. Yüksek ihtimalle evet. Ne yapacağız? Alacağız. Ya bir şekilde alacağız. Oynayacağız yani. 10 yılda bir çıkıyor. İndirim kovalayacağız. Epic'ten Steam'den. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Alacağız yani. Evet. Alanını buradan, buradan Rockstar Games yani efsane oyunlar yapıyor. Türkiye'ye özel indirim talep ediyoruz ya. İndirim kodu. Değil mi? Sonra da... Ulan görüp yapıyorlarmış. Ne güzel olur vallahi. Çok sevindim. Tadından yenmezdi. Aynen öyle. Evet. Sonra koduyla Epic'ten Steam'den %50 indirim. Hadi bakalım. Karışır bura pazar. Evet. Hazırsan sorulara geçiyorum. Hazırım. Başlayalım. Gelsin mi soru? Gelsin. Hadi bakalım gelsin. Halk arasında kullanılan ünlü bir söze göre altın kafese konulan bülbül ne der? İlle de vatanım. Doğru kalıyorum. Ah vatanım, ille de vatanım fark etmez. Doğru efendim. Tebrik ediyorum. İlk soruyu bildin. Alkışla bakalım kendine bir. Çok güzel Berkant'cığım. Berkant dedenin ismi mi? Hayır. O biraz spontane geçti. Abim koydu diyorlar. Ya da şey diyorlar. Annem, babaannem şey diyor. Amcam varmış, genç yaşta vefat etmiş, ismi Bahadır'mış, babaannem öyle koymak istemiş ama annem kabul etmemiş, ismi gibi Kadir'i falan benzer gibisinden. Abim de ben koydum diyor, Galatasaray'da öyle bir futbolcu vardı diyor. O şekilde karışık, ben de bilmiyorum yani. Erkant. Evet. Galatasaray'da, Allah Allah, o yıllarda. Vardı, 2004, kanat herhalde. Kanat bayağı mı? Böyle wonderkid olarak anılıyordu. Allah. Sen kaç dolmuşsun? 2004. Geçmişi araştırdım. Evet, biraz araştırdım, varmış. Berkant olabilir, evet, tam hatırlamıyorum. 9 yaşındaymışım o zaman. Geliyor ikinci soru. Gelsin. Adın inşallah güzel, seninle beraber yaşasın. Güzel bir soru, hoş bir soru. Olsa da yesek. Kasaplık hayvanlarda omurganın iki yanındaki bölgeye ve o bölgeden alınan kemikli ete ne denir? Antrikot. Cevabıyla ikinci soruyu bilemedin. Nasıl ya? Değil. Değil mi? Değil. Kemikli et bu. Kaburga? Değil. Kaburga kemik zaten o. İncik. Döş. Bütün bilgilerimiz kusuyorum şu anda etle ilgili. Allah Allah. Ne varsa. Düşün bakalım. Yani. Kemikli. Kemikli et. Çok da güzel olur böyle. Böyle kekiklisi olur falan. Çok da güzel. Öf. Pirzola. Pirzola. Severim. Olsa da ah. Götür olsa de beni programdan sonra. Tamam yiyelim. Çok pahalı götüremez. Sorun yok. Ismarlarız bir seferlik canın sağ olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Cevabın doğruydu. Pirzola. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Nerede alkışın? Burada. Çok güzel. İkinci sorumuzu da bildik efendim. Ağzımızın suyu aka aka. Evet. Evet, son soru. Gelsin. Bunu da bilirsen hediyeleri alacağım. Aynen öyle inşallah. Efendim, işiterek elde edilen bilginin işiterek elde edilen bilgiye ne dolgunluğu denir? İşiterek elde edilen bilgiye ne dolgunluğu denir? Kulak dolgunluğu. Kulak dolgunluğu. Kulak cevabıyla son soru da biliyorsun. Tebrik ederim Berkant, çok iyisin ya. Rica ederim. Vallahi abi. Çok güzel. Tebrik ederim Berkant'cığım, 3 soruyu da şak 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 bildi ve bizden güzel hediye kazanmaya hak kazandı. O zaman hediye bölümüne geçiyorum. Geçelim. Hadi geçelim. Aldık efendim hediyeleri, verdik soru kartlarını. Şöyle hediyeler var. Hadi bir karıştırayım. Olur. Hop şöyle, hop şöyle. Allah. Bak o görüyor. Gördüm bile. Tamam, bakmadım. Aralara atıyorum. Bakma şöyle. Arkamı döneyim falan. Araya koyduk onu. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Açıyorum şöyle hediyelerimi. Hadi bakalım, buyur. Şunu alalım. Bunu mu alacaksın? Evet. Niye o? Bilmiyorum. Hadi bakalım. İçime o doğdu. Tamam. Bekir Usta'dan 1 kiloluk şifa etli çiğ köfte kazandım. Tebrik ediyorum. Çok da güzel bir hediye kazandın. Evet. Sever misin etli çiğ köfte? Severim. Yani şu devirde gerçek etli çiğ köfte bulmak zor. Ama etli çiğ köfte gerçekten yapıldığında güzel oluyor. Severek tüketiyorum. Şu anda Konya'da yiyebileceğin en güzel etli çiğ köfteyi buldun. O zaman hemen elinde duruyor. Vakit kaybetmeden gidiyorum. Buradan koşarak, sonra koşarak 20 dakikada falan bitirirsin yolu. Öyle mi? O kadar koşarak. Uzak mı? Ama insan gücü yani. Tamam, bir şekilde halledeceğiz, alacağız onu, yiyeceğiz akşam. Aynen öyle. Afiyet, bal şeker olsun. Gideceksin ederim, oradan. Sonradan kazanmayacaksın. Bekir Usta'm da sana böyle elleriyle güzelce verecek. Tamamdır. Eyvallah. O zaman teşekkür buradan ederim. Mesajımızı veriyoruz. Kime? Topluma. İstanbul'da yaşıyorum bildiğiniz üzere.
büyük bir su kıtlığı var. Genel olarak Türkiye'nin genelinde de var. Barajlarımız boş. Suları lütfen tutumlu kullanalım. Çevreyi kirletmemeye özen gösterelim. Özellikle kalıcı atıkları atmayalım. Pet şişeleri, sigara izmaritlerini atmayalım. Biraz duyarlı olalım bu konuda. Çünkü hani torunlarımıza bırakacak bir mirasa ihtiyacımız var. Günü düşünmememiz gerek. Kendimizi düşünüyoruz ama ileride 100 yıl, 200 yıl sonrasında düşünmemiz gerek. Çünkü bu gidişle küresel ısınma, kuraklık, hani torunlarımıza güzel bir dünya bırakamayacağız. Bu yüzden herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Yaklaşık 4 yıldır bu programı sunuyorum. Birçok buradan sosyal mesaj göndermeye çalışan oldu ama emin ol top içe girer. Tebrik ederim seni kardeşim. Vallahi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Mükemmel bir mesajdı. Tebrik ediyorum seni. Ve biz insanlara torunlarımıza bırakacağımız şeyi, oğullarımıza bırakacağımız şeyi para, maddiyat gözüyle görüyoruz. Ama onlara bu paranın harcanabileceği bir dünya bırakmamız lazım öncelikle. Evet. Sonuçta su olmadıktan sonra bir yaşam olmayacağı için, 3 gün dayanabileceğiniz için insan susuzluğa, böyle bir yaşamlar olmayacak ve o bıraktığınız parayı da harcayamayacaklar. O yüzden ilk önce dünyayı bir temizleyelim, kendimizi bir temizleyelim, evimizin önünden, kendi banyomuzdan, balkonumuzdan, mutfağımızdan başlayalım işe. Sonrasında zaten dünya çok daha güzel bir yere gelecek. O yüzden ne diyoruz? Doğadan çaldığımız yeter, biraz da doğa için çalalım. Evet. Değil çok mi? Doğru. Eyvallah. O zaman 3'ten geri doğru sayıp ne diyoruz? Sonra. Aynen. 3, 2, 1. Sonra. Şimdi kamerayı açımızı düz duruyoruz. Hafif vücudumuzu diagonal sağa doğru ve kafamızı döndürebiliriz. Tamam mı? Bu açıyı sona kadar bozmazsanız tebrik ediyorum sizi. Tabii. Bozarsanız arkada ekibim var, linçleyeceğiz sizi. Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Adımız ne? Ceren. Beyza. Kübra, Beyza ve Ceren'le beraberiz sevgili izleyenler. Arkadaşlar yarışmamıza nereden katılıyorsunuz? Konya'dan. Of! Hadi canım. Konya Lisesi. Konya Lisesi arkadaşlar. Konya Lisesi gözde liselerimizden birisi. Şu anda bir, yani çok da takip etmiyorum da süper lise modunda var mı yoksa normal bir lise mi? Proje lisesi aynı. Proje lisesi değil evet. mi? Tamam çok güzel tebrik ediyorum. Peki buraya girmek için normal okullardan biraz daha farklı bir şeyler yapmak lazım. Evet daha çok çalışmak. Puan olarak. Sen kaç puan yaptın? 400. Tamam. Niye? Abartma tamam 400. Ben de 470 falan diyeceğim. 406. 406 mı? Aynen 400. Çok iyi tebrik ediyorum. Sen? Hadi sorayım mı? 400 yapmıştım. 400? 403. 403. Yani 400'e 410'u mu alıyorlar yani? Öyle bir... Bu sene biraz daha yükseldi. 430 falan yani. Öyle mi? 433. Yani yükseldi biraz. Aynen yükseldi. Güzel. O zaman kaçıncı sınıfız? 10. 10. Çok güzel arkadaşlar. Hedefimiz ne? Yani ileride, üniversitede... Ya bir diş hekimliği olmak istiyorum aslında okusam. Çok güzel. Çok iyi olur. Ama okuyamazsam. Canım sağ olsun. Okuyamazsak da Allah yani. Tıp. Güzel. Ben yazılım düşünüyorum. Yazılım mühendisliği mi? Mühendisliği. Çok güzel. İnşallah olur arkadaşlar. Emekleriniz zayi olmasın. Buralara kadar gelmişsiniz. Güzel de devam ettirelim. Güzel bir üniversiteyle hayatımızı taçlandıralım. İnşallah. Anlaştık mı? Anlaştık. Söz mü? Söz. Buradan kamera kaydı sözü aldı. Tamam. Eğer yapmazsanız sizi bulurum. Arkadaşlar şimdi yarışmamız 3 sorudan oluşuyor. Bir soruyu bilmeden diğerine geçemiyoruz ve cevap şıkkımız yok. Yani aranızda konuşarak bir cevap vereceksiniz tamam mı? Tamam. Hadi bakalım o zaman şöyle bakıyoruz efendim. Gelsin ilk sorumuz. Şans. Basketbolda hatalı yürümeye ne ad verilir? Steps. Vay. Steps cevabıyla ilk soruyu biliyoruz ve bir alkış alıyoruz efendim buyursunlar. Elinde kahveli Steps niye bilmesin ki yani. Cool takılıyor burada. İç kahvede. Sade filtre mi? Yok. Karamel macchiato. Hadi canım. Evet. Ya white chocolate mocha bekliyordum ya da karamel macchiato bekliyordum. Karamel macchiato. Ama şekeri seviyorsun sen. Evet. Sade filtre gitmiyor mu? Yok. Americano? Zorda kalırsam. Zorda kalırsan. Evet onlar biraz daha gövdeli oluyor arkadaşlar kahvesi. Ama kahvenin gerçek tadını da alıyor. Sen çayı da şeker içersin. Çay içmiyorum. Güzel. Hiç içmiyorum. Şeker de içmiyorum. İkinci soru. Güzün sonunda yaşanan sıcak günlere ne ad verilir? Güzün sonunda sıcak günlere ne ad verilir? Bahar. Ne? Bahar. Bahar mı dedi o? Emin değiliz ama bir dakika. Bahar dedi. Tamam, düşünün biraz. Güzün sonrasında yaşanan sıcaklar.
Nokta nokta sıcakları derler hatta. Güç sıcaklığı. Ney? Bu yaz şey vardı, Arap sıcakları falan vardı, onlar da değildir. Onlar değil, o yazın içinde olan bir dönem. İlkbaharlı yazın içinde. Bu biraz da güzün sonunda. Çöl sıcağı. Ne? Çöl sıcağı. Çöl sıcağı olabilir mi sence o zaman? Olamaz. Olamaz. Bu biraz da bir gıdanın adı. Güzel, böyle kokan bir gıdanın adı. Ne olabilir? Bakın, nokta nokta yazı ve nokta nokta sıcakları da derler buna. Bir gıda, kokan bir gıda. Kokan bir gıda. Ne? Üç kişi bir kişi olamadı. Estağfurullah canım, olur mu öyle şey? Olmaz. Kokan bir gıda ne ya? Karamel macchiato yazı. Karamel macchiato sıcakları. Nasıl bilemedik ya? Düşünün. Ne sıcakları? Tamam hadi kopya veriyorum ya. P. Ne? P. Portakal mı diyecektin sen? Arkadaşlar, kokan bir gıda ve P ile başlıyor. Ne olabilir? Gerçekten kokar ama böyle. İyi kokar yani. Bir iki gün kokar yani böyle. Yediğiniz zaman. Pastırma sıcakları. Pastırma sıcakları. Pastırma sıcakları. Kokan deyince. 15 dakikadır. Tebrik ediyorum. Kendinizi bir alkışlayın arkadaşlar. Ama bu kadar yeter, tamam. Fazla değil. Bu kadar. Tamam, şu yeter, tamam, bitti. Başka. Arkadaşlar, pastırma sıcakları. Evet, doğru. Zor oldu ama bulduk. Peki yani. Neden pastırma sıcakları diyorlar? Yani pastırma çok sıcakta falan olduğu için mi bilmiyorum. Pastırma o zamanlarda yapılmaya başladığı için mi acaba? Sen 410 alan sen miydin falan? 410. En zeki sen miydin? Doğru arkadaşlar. Pastırmanın yapıldığı zaman, yani olma sürecinin en sağlıklı olduğu dönemmiş. Gece ile gündüz sıcaklığı biraz daha eşit olduğu için en mantıklı dönemmiş. O yüzden pastırma sıcakları denilmiş. Güzel, tebrik ediyorum. İkinci soruda bildiniz. Son soruyu bilirseniz hediye sizin. Tamam. Bilemezsiniz. Hediye bizim. Arkanıza bakmadan kaçıyorsunuz. Rezil oldum zaten. Estağfurullah. Estağfurullah. Gayet iyiydiniz. Hiç. Niye rezil oldun? Ya bilmiyorum. Rezil olma falan yok, bunu düşünmüyoruz. Gayet güzeldiniz. Son soru. Senin alanınla ilgili bir soru. İstediğin yerle ilgili bir soru. Hastalık sırasında, senin. Hastalık sırasında ortaya çıkan ve hastalığın temel özellikleriyle ilişkili olmayan her türlü olumsuz sağlık olayına ne ad verilir? Her türlü olumsuz sağlık olayına. Hastalıkla ilgili olmayan. Ama hastalık sırasında oluyor bu. Hmm. 410'un aklına geldi. Hastalıkla ilgili olacak ama hastalık sırasında komplikasyon olacak. Komplikasyon olmaz değil mi? Komplikasyon falan. Olur. Bilmiyorum. Öyle mi cevap? Evet. Söyle. Komplikasyon. Doğru. İnanamadı ya. Tam doğru, komplikasyon. Tamam. O anda hastalıkla ilgili değil ama hastalık esnasında bir komplikasyon gelişiyor. Ve o da ekstra bir hastalık işte. Doğru mu gerçekten? Doğru. Ne? Gerçekten doğru mu? Senin aklına o geçmiyor muydu? 410 iptal. Bitti, tamam. Falan derdim büyük ihtimalle. Yok, komplikasyon arkadaşlar. Tebrik ediyorum. 3 soruyu da bildiniz. Kendinizi bir şampiyon alkışlayıp alkışlayalım canım. Sağ olun. Aferin, güzel. Anne. Anne. Keşke duyulsaydı, gel. Ver bakalım. Gel, çay mı? Alalım hediyelerimizi. 3 sorumuzu da bildik. Bak gel, kurgulayalım, gel. Biz burada normal konuşurken sen atlayacaksın buraya. Tamam. Deyip kaçacaksın, tamam mı? Sonra biz onun arkasından koşup onu döveceğiz. Hadi. Evet arkadaşlar, tebrik ediyorum. 3 soruyu da bildiniz, bir şampiyona. Anne! Evet, kameraya yabancı bir cisim. Bir cisim yaklaşıyor komutan Logar. Tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Tanımıyoruz kendisini. Adı ne? Bilmiyoruz. Güzel. Arkadaşlar, şimdi hediye zamanı. Buradan arkadaşınıza güzel bir anne sloganıyla çıktı. Güzel bir tezahürat yaptı ve gitti. Şöyle sunuyorum hediyeyi. Ben çekmeyeyim ben. Ben çekeyim. Çek Agari, çek. Çek. Tamam, çek hadi. Şansından ziyade ne çekmek istiyorsun? Amacın ne? Ben de çek. Ne var ki? En iyi ne varsa mı? 3 tane yemek var şu anda. Yemek çips. Biz de yemek yemek istiyorduk. Şurada yani. İhtimalimiz yüksek. Bir tanesini çek. Hadi bakalım. Çek hadi. Tamam. Çek artık onu. Benim zaten bunu çeyim var ki benim. Ya. Sen çektin diye sen mi kullanacaksın sadece? Yemeği sen alsaydın sen mi yiyecektin sadece? Hayır, biz hepimiz girerdik. Hayır, 10 kişi. Hepimiz yerdik ki. Nasıl? Hepimiz yemeğe girerdik 10 kişi. Girişecektik yemeğe ya. Yemeğe? Valla. Arkadaşlar yarım lokma düşerdi zaten muhtemelen hepiniz. Bir çatal söyle.
Şimdi siz o hediyeyi beğenmediniz mi? Hayır. Yok. Niye beğenmediniz? Yani ben bilmiyorum kendisinin oradan olduğunu. Oradan çok sporcu bir kişilik olarak gözükmüyorum sanki. Ben yorum yapamam. Kayıt bitsin sonra konuşalım. Hadi verse bir akta vereceğim ya. Ben çekeyim aga'nın sefer. Bak ben çekeyim aga'nın sefer. Komplikasyonu bilen aga'nız çeksin. Tamam. Ben de fazlasını iyi bilirim. Tamam mı? Ben de ses bildim. Genç arkadaşlarım. Daha yeşil beyaz gelirsem vallahi yani artık şey olur. Komik olur. İkinci galiba yeşil beyaz. Buradan genç arkadaşlarımıza bir kolaylık yapıyoruz efendim. Karınları acıkmış. Bakalım ne çıkacak. Hadi. Yeşil beyaz çektiysen gerçekten. Beta bilgi işlemden 500 TL değerinde hediye çeki kazandınız arkadaşlar. Arkadaşlar ne işe yarıyor bu? Sizin kursağınızdan bugün yemek geçesi yok. Yok ya biz aç kalacağız bugün. Evet. Ne kazandın? Bilmiyorum. Okusana oku. Beta bilgi işlemden 500 TL değerinde hediye çeki kazandınız. Aynen öyle. Bir teknoloji mağazası arkadaşlar burası. Oraya gittiğinizde istediğiniz şey alabilirsiniz. Ne yapacaksınız yemeği? Ben şu telefonuma koruyucu ekran taktırayım ya. Ben de kılıf. O koruyucu ekran, o kılıf tamam. Yapın arkadaşlar. Yapalım. Efendim? Biz üçe böleriz onu. Siz kesin paylaşamazsınız da bunu. Niye biliyor musunuz? 503'e bölünmüyor çünkü. Aynen ben de onu dedim, bölünmüyor. Neyse fazlayı ben alayım. Ben fedakarlık yaparım. Tamam arkadaşlar. Şimdi buradan kameraya son bir mesaj da alacağım. Ya. Sevdiklerimize, eşimize, dostumuza kim varsa. Ben buradan Edremit'teki bütün dostlarıma sevgi, saygı ve selamlarımı yolluyorum. Eyvallah. Ben bilmiyorum ben. Buradan bir gün karamel makyatçıcılara. Ay bilmiyorum. Biz burada yemek kazanamadık ama yemek ısmarlamak isteyen varsa olabiliriz. Ya kısacası açız diyor. Evet. Ben şimdi yani burada olsak da herkes özgür yaşamasını istiyorum. Herkes istediğini yapsın ya, eğlensin. Biz burada yani rezil de olsaydık çıktık yine de. İstediğiniz gibi eğlenin gençlere. Bu şey gibi oldu. Ben buraya çıktım. Niçin çıktım? Çok fazla yürüdüm ve çıktım. Evet, dedin ki sen, demek istediğin şuydu arkadaşlar kısacası. Biz buraya çıktık, burada eğlendik. Rezil olsak da bu bizim umurumuzda değil. Biz özgüvenli bir şekilde burada yarışmak istedik ve yarıştık. Eğlendik mi? Eğlendik. Bitti. Eğlendik. Tebrik ediyorum. O zaman mikrofonu sana veriyorum. Bir elinde karamel macchiato, bir elinde. Hadi bakalım. Mikrofon. Üçten geriye doğru sayıp hep beraber kameraya sonra tamam, diyeceksiniz. Demesek. Birleşiyoruz. Gel. Kübra şuraya gel. Birleş. Demesek olmuyor mu? Olmuyor. Hadi. İki, bir. Sonra. Sevgili izleyenler, bugünlük soru bilgi yarışmasının sonuna geldik efendim. İnşallah haftaya birbirinden güzel bölümlerle, sorularla ve yarışmacılarla karşınızda olacağız. Biz tekrardan gelene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonra.